Siz Ankara'nın amblemini değiştirdiğiniz vakit Ankara'nın bir klasik Hitit amblemi var. Evet. Ondan sonra onu değiştirdiniz. Gelirken de gördüm bütün alt geçitlere de yazdınız, onları kazımışsınız. Evet. Şimdi uygun mu peki Ankara? Yani Ankara yani laik bir ülkede özellikle Hitit amblemi belki Ankara'ya daha yani mı yani ben tabii hazırlıklı geldim. Niye hazırlıklı geldim biliyorsunuz. Geleceksiniz çünkü siz zaten o şey Emin Çöleşen için hazırlanmıştınız. Aynen. O zamandan. Aynen. Bu hazırlıklarınız kaldı. Belki bugün gene aynı şekilde muhatabınız olacak diye düşündüğünüz evet, onun için hazırlıklı geldim. Evet. Bakın herkes Ankara'nın amblemini eğer arkadaşlar yaklaştırma imkanı olursa şu amblem olarak bilirler. Hitit, evet Hitit güneşi. Bakın bu. Zaten Ankara, var o Ankara'da da bu. Ankara'nın amblemi bu mu diye. Yani siz de böyle biliyorsunuz değil mi? Böyle Hitit, evet Hitit olarak. Ankara'nın amblemi hiçbir zaman bu olmadı. Hiçbir zaman Ankara'nın amblemi bu değildi. Ankara'nın amblemi şuydu. Bakın. İkisini yan yana getireyim mukayese etsinler. Ege'ye benziyor buydu. Ama Hitit amblemi. Yani benziyor diyebilirsiniz. Ama benziyor. Benziyor diyorsunuz. Ondan sonra bu amblem daha sonra Sayın Karayalçın gelince değişti. Hangi amblem oldu? Şu amblem oldu. Onu bir yakından gösterelim. Tabii. Bakın evet. Şu amblem oldu. Görüyor musunuz? Bu amblemin Hitit amblemiyle şematik olarak ne alakası var? Bakın getiriyorum yan yana. Ankara'nın amblemi Hitit amblemiymiş. Nereden Hitit amblemi? Atıyorlar. Bilen yani de konuşuyor. Ama alakası yok. Güzelliğini kaybetmiş. Evet, tamamen şematik hale getirmişler. Hmm. Ve şu Hitit amblemini bu hale getiren Karayalçın'a Ankara'nın amblemini değiştirdin arkadaş bu hale niye getirdin diyen bir Allah'ın kulu çıkmamış. Ben böyle bir şematik şeyin Ankara'yı temsil edemeyeceğine inandım. Ve onun üzerine bir yarışma açtım. Şu amblemi getirdim. Benim getirmiş olduğum amblem de bu. Şöyle biraz daha mı yukarı çıkartayım? Evet, görülüyor. Evet. Şu amblemi getirdim. Ama bakın size bir şey söyleyeceğim. Bu amblemi biz uydurmadık. Ben size bir resim göstereceğim. İşte Ankara'nın amblemi bu resimden çıktı. Görüyor musunuz? Lütfen şu resimleri yanaştırırsınız. Bakın iki tane minare ortasından Hacettepe'den resmi çektiğiniz zaman ortadan Kocatepe gözüküyor. Evet. Ve amblem bu. Ankara'ya simgeliyor. Yok efendim bu simgelemezmiş. Bu Ankara'nın resmidir. Çekilmiş olan resminin buraya getirilmesidir. Onun için kimse kalkıp Ankara'da Hitit amblemini değiştirdi falan demesin. Biz Hitit amblemini değiştirmedik. Şu şematik amblemi değiştirdik. Ve bu şematik amblemi değiştirdikten sonra da Ankara'nın simgesi olan iki minare arasından gözüken Kocatepe'yi amblem olarak seçtik.